Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen Halil Falyalı ile ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükselirken zanlılar adliyeye sevk ediliyor. Detaylar için bir kez daha canlı yayın noktamıza uzanacağız. O noktada ekibimizden Aslı Bilger Kutlu da gelişmeleri takip eden isim ve detaylar için sözü Aslı'ya bırakalım hemen. Evet, özellikle Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli adımlar atıldı. Şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı cinayetlerle ilgili. Onlardan 6'sının İstanbul'da, 4'ünün ise Kıbrıs'ta olduğunu söylemekte fayda var. Şu anda 6 şüphelinin halen İstanbul'daki sorgulamaları emniyette devam ediyor. 3 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi alındı savcılık tarafından. İşte şu anda 3 gün daha 3 şüpheli emniyette sorgulanmaya devam edecek diyebiliriz. O isimler arasında özellikle cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen Mustafa Söylemez ve kardeşi Faysal Söylemez, yani Söylemez kardeşlerin de olduğunu söylemekte fayda var. Zaten cinayetin hemen ertesinde İstanbul'da Mustafa Söylemez diğer zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alınmıştı. Ardından kardeşi de gözaltına alındı ve şu anda sorgulamaları halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ya da saatlerde yavaş yavaş adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor diyebiliriz. Zanların hemen belirtelim, 8 Şubat tarihinde yaşanmıştı cinayet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayete kurban gitmişlerdi. Kalaşnikov'la bir çapraz ateşe maruz kalmışlardı ve hastanede kaldırıldıktan sonra Halil Falyalı hayatını kaybetmişti. İşte hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem Türkiye'de soruşturma devam ediyor. Zanlılardan bir kısmının tutuklandığını da söylemekte fayda var diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.